Ne ki? Tamam. İyi, çok şükür ya, şeyler ne güzel oldu. Tamam, kazan. Tamam, hadi bismillah. Rabbim bereketli olsun inşallah. Evet. COVID-19'dan dolayı, bu hastalıktan dolayı dünya genelinde pandemiye dönüşen bu hastalık ülkemizde olumsuz etkilemeye başladı. Pandemi süresince ülkemizde 82 milyon doyması için yeterli gıdanın üretimi, üretilen gıdanın arzı güvenli bir şekilde sofraya kadar ulaştırılması talimatı Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Bilgis Valimiz Sayın Oktay Çağatay Beyefendi talimatlarıyla ulaştırması talimatı verildi. Biz de Bitlis Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak mühendislerimize, veterinerlerimize, ilgili teknik personel sürekli sahadayız. Bitlis insanın doysun diye, üretim olsun diye sürekli çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Şu anda hali hazırda Ahlat ilçemiz Nazik Gölü civarındayız. Tarım ve Orman Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün uygulamakta olduğu iç sularda balıklandırma projesi kapsamında ilimizin de bakanlığımızla ilgili yapılan bir proje kapsamında talepleri olmuştu. Hali hazırda bizlere bakanlığımızca Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen sazan cinsi yavru balıklar 70 bin adeti bize gönderildi. Şu anda bulunduğumuz mevki Nazik Gölü, biz buraya 40 bin tane yavru balık atacağız. İnşallah attık da. Geri kalan 30 bin balığımızı da götüreceğiz. Adlicavuz ilçemizde Aygır Gölümüz var, iç sudur. Aynı şekilde 30 bin yavrumuzu da oraya atacağız. Burada bu projenin amacı tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanması, gıda üretiminde. Malumunuz yani su ürünleri de, balık da önemli bir gıdadır ülkemizde ve ilimizde. Sürekli sürdürülebilir tarımsal üretimin devamı için balıklanma faaliyetlerini bu şekilde yapıyoruz. Biz bu balıkları atıp bu göllere bölgede yaşayan insanlardan, balıkçılık yapan kardeşlerimizden bir ricamız olacak. Bu yavruların önümüzdeki sene bu zamana kadar avlanmaması gerekiyor. En azından bir üreme mevsiminin üstünden geçmesi lazım. Aksi halde yaptığımız faaliyetin bir anlamı olmayacağını söylemekteyiz. Tabii Bitlis ilimizde 7 adet su ürünleri üretim tesisimiz vardır. İlimizde yaklaşık olarak her sene 200 ile 250 ton arasında kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Katma değer olarak da ilimizde su ürünlerinin gayri safi milli hasıla anlamında yaklaşık olarak 4 milyon TL katma değer katmaktadır ilimiz ekonomisine. Biz bu pandemi sürecinde çiftçilerimizin, insanlarımızın evde kalmalarını, sağlıklarını korumalarını diliyoruz. Biz onların yerine sürekli sahadayız, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Üreteceğiz, onları doyurmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki bayram sürecinde bayramında Türkiye toplumuna ve İslam alemine hayırlı olması temenni ediyorum. 82 milyona sağlık diliyorum. Çiftçilerimiz üretimlerine doğum.